Değerli dostlar, bundan önce Edep İstediler platformunda biz barış gönüllerinden bahsetmiştik. Hatta bu kişilerle Edremit'te, Havran'da, Ayvalık'ta karşılaşanlar var. Edep Sesi mezunu olup bu kişileri anlatanlar var. Onlarla da ümit ediyorum fırsatımız olacak. Sözlü görüşme yapacağız. Şimdi burada Bülent Gündal Beyefendi'yle oturuyoruz. Edep Türks'in şairi. Edep Sesi 1972 mezunu. Kendisi ortaokulu Ceyhan'da okuyor. Ondan sonra Edep Sesi'ne geliyor ve yine bizim bu konumuzla alakalı onun da bir tecrübesi oldu. Bay Montgomery diyelim. Yani bize bir barış gönüllüsü olarak ilk önce onu biraz tanıtın. Bir de barış gönüllülerin mantığı neydi? Bize biraz anlatmanızı rica edeceğiz Bülent Bey. Şimdi o yıllar şöyle, çocukluğum uzun beyaz bir gemi. Evet. Başlığı altında birkaç dergide de yazdım. Hatta size de gönderdim. Hafızamdan hiç çıkmıyor ve de ortaokul yıllarından pek hatırlamam. O yıllarda derslere giren diğer hocalarımı hatırlamıyorum. Fakat Montgomery öyle bir iz bırakmış ki evet, benim bellerimde. İz bırakması güzellikten yana değil, evet, şiddetten yana kaynaklanıyor. Mesela dersimize girdiği zaman o dönemde şöyle düşünüyorum. Bizler birer çocuğuz. Yeni yeni evet, üstünü ispat etmeye çalışan, yani ergenliğe yeni geçen çocuklarız. Adam bayağı sınıfta korku salardı. Çok iyi. Biz bir tek kelime İngilizce bilmeyiz. Yeni başlamışız ortaokula. O Türkçe bilmiyor. Türkçe bilse de bize yakınlaşsa, yaklaşsa ne demek istediğini belki anlayacaktı. Ayağımız sıradan çıktığı zaman tekme vururdu. Resmen tekme vururdu. Yakıştıramadı. Sonra ola ki sınıfta böyle bir gürültü patırtı çıkaran çocuk gelir kafasına şöyle uzun bir anahtarı vardı. Demek ki o tarafa evin ahşap kapısının anahtarı. O anahtarla vuruldu kapıya. Bu görüntüler hafızama öyle yer etmiş ki aradan geçen 50 küsur seneye rağmen bu adamı şekil olarak, biçim olarak hatırlıyorum. Hareketlerini hatırlıyorum. Zaman zaman sesi bile kulağıma geliyor. Şu anda görsem tabii o hali değişmiştir. Belki de tanıyabilirim diyorum. Yani güzellikten yana bende bir iz bırakmadı. Biz o dönemde bunun bir barış gönüllüsü olduğunu daha doğrusu... Adı barış gönüllüsü ama barış uygulamıyor. Bize, evet, evet, öğretmen olarak biliyorum. Evet. Yani o zaman bir siyasi kültürümüz yok, bilgimiz yok, evet, doğru düzgün kitap okumamız yok. Geçen süreçte okumalarla, kimin kim olduğunu anlamaya başlamalarla bunun bir barış gönüllüsü olduğunu, evet, ülkemin çeşitli okullarında bu tür insanlara görev verildiğini İyice öğrendik. Amaç neydi? Bize İngilizce öğretmek mi? Hayır. Öyle ya. Ben ona yoruyorum. O tür bilgi sahibi bir insan bizim çocuklara sanmıyorum ki İngilizceyi öğretsin. Çünkü Türkçe bilmiyor. Yöntem veremiyordu bize. Öğrendiğimiz işte 3-5 kelime, o da nasıl söyleyeyim anlamını bilmeden. Bence ne bileyim, hafızamda pek de böyle hatır sayılır bir izi kalmadı. Bunların ülkenin başına neden musallat edildi? Evet, musallat edildi. Evet. Aslında ortaya o çıkıyor. Daha sonra hani okuduk neden musallat olduklarını. Bir onu açıklayalım sizlerinizde. Bence ülke insanının daha geriye gidersek, evet, ülkenin sömürge hani özgürlüğünü elden evet, yitirdiği bir dönem var. Bilmiyorum, İkinci Dünya Harbi'nden evet, hemen sonra o Marshall yardımlarının 47 yılında, 44 evet, yılında anlaşmalarının yapılması. Amerika Devleti ele geçirdiği ülkenin insanın düşünsel yapısını da öğrenmek istedi. Her tarafa girdiler. En güzel şey. Doğru. Batıdan doğuya girmedikleri okul kalmadı. Gençliği ele geçirdi. Yetişen nesli ve uzun vadede bu insanlarla içli dışlı olacaklardı. Ve hala da oluyorlar. Bugün Ankara'da ben yetişkin çağımda mesela 90'lı yıllarda yığınla Amerikalı'yla bir arada bulundum. Evet. Adamlar şunu söylüyordu. Görevliydi bu adamlar Amerika'da. Bir tanesiyle konuştum, onun adını unuttum. Jusmat'ta çalışıyordum. Dedim ya memleketine niye gitmiyorsun? Ya niye gideyim dedi. Sizin devlet bize dedi çöl tazminatı veriyor dedi. Allah Allah dedim ya, burası başkent arkadaş, nasıl çöl tazminatıyla birlikte böyle bir maaş mı olur? Diyeceğim. Ülkenin içine gelip yerleşen bir yabancı güç. Ne yaparsak yapalım, neyle yersek eğleyelim. Onların planı dahilinde bazı şeyler bu ülkede gerçekleşti. Hala gerçekleşiyor mu bilmiyorum. Gerçekleşiyorsa yazık. Anlıyorum. Yazık. Anlıyorum.
kapsaya geçiyor da barış gönüllüleri. Evet. Hadi evet. Barış gönüllüleri. Evet, barış gönüllüleri. Hiç güzel bir deneyiminiz olmadı mı şeyle? Vallahi onlara da işte o Montgomery'ye dair olmadı. Yalnız ben yine bir yıl ne zaman 70'li yılların sonuydu. Sanırım 79'du. Bu Amerikalıların içinde bir şey olarak bulundu. Nasıl söyleyeyim? Görev icabı bulundu. Evet. Görev icabı bulundu. Yani bir